Sanayi TV'den bir kez daha merhabalar değerli izleyenlerimiz. Bugünkü durağımız Tuzla'da bulunan bir MES sanayi sitesi ve yanımızda sanayi sitemizin başkanı Abidin Mengüç Bey ve yönetim kurulu üyelerimiz var. Hemen Abidin Bey'e dönüyoruz. Öncelikle nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Bir MES yapı kooperatifini ziyaret etmiş olmanız bizleri ziyadesiyle memnun eyledi. Sağ olun, var olun. Biraz kendinizden bahseder misiniz? Efendim ben 1969-70 yıllarında biraz önce de söylediğim gibi Malatya Argovan ilçesi Saköy'ünden İstanbul'a liseyi okumak üzere geldim. Lise 1'de çalışma hayatına başladım. Liseyi ve ilkokulu çalışarak bitirdim. 44 yıldır iş hayatı içerisindeyim. Bu süre dahilinde hem ülkem hem ailem hem de çalışanlarımla birlikte üretip çalışmaya, memleketime karınca kaderince gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyorum. Bir MES sanayi sitesi olarak verdiğiniz hizmetlerin karşılığından memnun musunuz? Verdiğimiz hizmet kendi içerisinde eksikleri olabilir. Ama biz hep iyinin daha iyisini aramanın peşindeyiz. Bir MES sanayi sitesi 1997 yılında kuruldu. 2002 yılına gelindiğinde kaba inşaatları bitirilmiş vaziyetteydi. 2002-2004 yılları arası bir MES'in karanlık yılları, kayıp yılları oldu. Yönetim kurulu ile müteahhit arasında çıkan anlaşmazlık bir MES üyelerini sıkıntıya itti. 2004 yılında ben ve bir grup arkadaş bir MES'in bu sıkıntılı, bu olumsuz durumunu aşmak üzere elimizin taşın altına konulması gerektiğini bilince çıkardık. Güç birliği yaptık ve eski yöneticilere ve müteahhite karşı tavır geliştirdik ve netice itibariyle bir MES'in makus talihini bu birliktelik aştı, yendi. Ne yaptık? Önce bir MES'in üyeleriyle yönetimini barıştırdık. Üyeler bir MES'e yeniden güvendi, destek verdiler. İmar alınmamıştı. İnşaatlar bitirildiği halde, inşaatların kabası 2002 yılında bitirildiği halde imar alınmamıştı. İmar problemini çözdük. Arkasından elektrik isale hatları problemini çözdük. Arkasından yağmur suyu, pis su kanallarını İSKİ şartnamesine uygun hale getirdik. Arkasından su isale hatlarımızı döşedik. Bütünüyle İSKİ normlarına haiz oldu bütün bunlar. Arkasından Çesanlı betonumuzu, beton yollarımızı yaptık. Onun arkasından yeşil bir çevre düzeni var eyledik. Arkasından korunaklı isnat duvarlarımızı geliştirdik. Ve bu süre içerisinde de bir MES'e talep arttı. Yatırımcı olan bir kısım üyelerimizin yanında üyelerimizin bir bölümü de hali hazırda kiracılarımızla beraber fiilen üretim yapıyor. Bir MES beklenen performansı İstanbul Anadolu yakasında tamamıyla layıkıyla sağladı diye düşünüyorum. Bir MES sanayi sitelerinin sıkıntılarından bahseder misiniz başkanım? Bir MES'in en temel sıkıntısı yol, ana yol problemidir. Burası müstakil Orhanlı Belediyesi tarafından imara kavuşturulduğu için eski yöneticilerle muhtemelen Orhanlı Belediye Başkanlığı ve yöneticileri arasında bir anlaşılmaz birliktelik oluşmuş. O birliktelik bir MES ana yolunun bir şekilde gaspına neden oldu. Bir MES ana yolu, ana çıkış yolumuz bizim. Şu an Shell bayisi bir PET benzin istasyonuna devredildi. Orada müteahhitin ve eski yöneticilerin ciddi bir sıkıntısı vardı. Bir MES sanayi sitesi 85 dönüm aran üzerine kuruldu dedik biraz önce. Evet, bu 85 dönüm alan içinde 26 tane blokumuz ve 26 blokun toplam kapalı alanı da yaklaşık 101 bin metrekareye tekabül ediyordu. 25 blok 2002 tarihinde bitirildiği halde 26. bloka her ne hikmetse el değdirilmedi. O 26. blok bir dönem sonra elimizden zorla alındı. Nasıl? Bir MES'in ana yol problemi dışında herhangi başka bir problemi var mı başkanım? Bir MES'in ana yol probleminin dışında bir problemi daha var. O problemlerden birisi
eski yöneticilerin bir mese sahte faturalarla verdikleri zarar, ki o da Kartal Üçnoğlu Ağır Ceza Mahkemesi'ne devam ediyordu. Şimdi Anadolu Adliye Grubu adliyeler Anadolu yakasında birleştirildiği için Anadolu Adliyesi'nin 8. Ağır Ceza Mahkemesi bölümünde sürüyor bu davalar. Bu davanın da bitmesini temenni ediyorum. Bir ikinci sıkıntı da bir mese müteahhitlik yapan bir şahıs belediyedeki imar planını Tapu'ya intikal ettirirken değiştirmiş olması. Bu da mahkemede efendim Tuzla Asya Hukuk Mahkemesi'nde devam etti bu mahkeme. Şimdi o da Anadolu Adliyesi mahkemelerine taşındı. Tapu'daki imar planıyla belediyedeki imar planının farklılığı bir mesi 1145 metrekarelik otoparkından eyledi. Biz iskan aşamasında bu olayı fark ettik. Fark eder etmez de önce müteahhiti uyardık. Gasp edilen bir mesin haklarının verilmesini istedik. Ama müteahhit işte mahkeme orada. Gidin haklarınızı mahkemede anlatırsınız dedi. Biz de bunun üzerine dava açtık. Ve davamız sürüyor. Bilirkişi ve mahkeme heyeti keşfe geldi bilirkişiyle beraber. Bilirkişiler şaşırdılar. Tapu'daki imar planıyla belediyedeki imar planı ellerinde onlara bakarak gerçekten şaşırdılar. Bir müteahhitin efendim inşaat imar planını Tapu'da nasıl değiştiriyor? İzleyicilerimize son olarak ne söylemek istersiniz başkanım? Çok teşekkür ediyorum. Şimdi bir mesin bu süre gelen mahkemeleri bittiğinde biz süratle kooperatif hüviyetinden sanayi sitesi hüviyetine geçmeyi yeğliyoruz. Bu süre dahilinde de BİRMES üyelerinin yönetim kurulunun yanında olmasını diliyorum. BİRMES hakikaten kendisinden beklenen ivmeyi merhale merhale gerçekleştirdi. Bugün iddia ediyorum İstanbul Anadolu yakasında örnek bir site durumundadır. Altyapısıyla, imarıyla, iskanıyla, %100 doluluk oranıyla bölgenin cazibe merkezidir. Bir yanımızla üretim faaliyetlerimiz sürmekte, bir diğer yanımızla da BİRMES'te üretilmiş mamul maddeleri diğer bölgemizdeki sanayi sitelerinin emrine sunmaktayız. Onun için de BİRMES geleceğin Perşembe Pazarına namzettir, adaydır. BİRMES'in daha çok gelişmesini, daha çok güçlenmesini, ülkemizin de bu arada birliğinin, dirliğinin devamını temenni ediyorum. İstiyorum ki iş barış ve huzur daim olsun. İş barışın olduğu yerde de kalkınma olur, refah olur, mutluluk olur. Kısaca söyleyeceklerim bunlar. Bu güzel, keyifli sohbet için sizlere çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Buralara kadar gelip bizi onur eylediniz. Sağ olun, var olun. Rica ederim. Bir programımızın daha sonuna geldik. Bir sonraki programımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.